Interesting. Bak avukat geliyor, avukat yolda, bekleyin. Tamam, bekleyin, kırmayın kapıyı. 5 dakika sonra avukat burada. Bir yere gittiğimiz yok, buradayız. Şu anda kapıyı kırmaya çalışıyorlar. İyi yaptın, çok güzel. Bekleyin, 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 bekleyin. Giyiniyor, 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 bekleyin. Giyiniyor, bekleyin. Giyiniyor, giyiniyor. Biz de savcı beyin talimatıyla buradayız. Sakin olun, siz sakin olun. Telefonu bırakın bakayım. Savcınız da aydın siz de. HDP terör operasyonu başlığı altında ekranlarınıza yansıyor sıcak haber. Evet, az önce Özge'nin de aktardığı gibi sevgili izleyiciler, Ankara'da Figen Yüksekdağ'ın evine yaklaşık 30 kadar polis gittiler ve Yüksekdağ'ın danışmanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda kapının kırılarak Yüksekdağ'ın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı bizimle Özgen. 10 aylık ceza Yargıtay tarafından alınmıştı. Diyarbakır'a götürülecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şu an Figen Yüksekdağ, Diyarbakır'a götürülecek bilgisini de yine Özgen bizimle paylaştı. Selahattin Demirtaş da Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı. Son isim de Sırrı Süreyya Önder de az önce gelen bilgi ışığında gözaltına alınanlar arasında. ensonhaber.com HDP için ne diyorlar çok iyi biliyorsunuz. Sırtını terör örgütüne yaslayan HDP diyorlar. Bakın, buradan bir kere daha cevap veriyorum anlamayanlara, anlamak istemeyenlere. Biz sırtımızı nereye yaslıyoruz biliyor musunuz? Biz sırtımızı Rojava'ya yaslıyoruz. Biz sırtımızı Kobani'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Milletvekili Abdullah Zeydan, Dağlıca'daki bu menfur saldırı yaşanmadan bir süre önce Dağlıca taburunu ziyaret ediyor. İlginç bir video. Ben yorum yapmayacağım. İzleyelim. Belki sizin diyecekleriniz vardır. İzleyenler de zaten yorumunu yapacaktır. Verelim arkadaşlar lütfen. Bazı çatışma haberleri geldi. Yani her tarafın bütün dağları bombalandı. Yani bugün biz biliyoruz. Yani biz askerin konumlandığı yeri de biliyoruz. Gerillanın konumlandığı yeri de biliyoruz. Ama bu karşılıklı 2 yıldır bir barış ve ateşkes sürecinden kaynaklı olağanüstü, sistem dışı, insanları zora sokacak,
insanlarımızın kanının akmasına sebep olacak hiçbir şey olmadı. Ama bu son iki gündür özellikle bu tabun, Damlıca tabunun üzerinde çok ciddi iddialar var. Yani bu gerilla alanlarının bombalandığına dair, tekrar çatışma sürecinin başlatılmak istendiğine dair ciddi iddialar var. Biz de bu iddiaları hem yerinde görmek hem de herkese biraz daha sabırlı, biraz daha iktidarlı, yani bu çözüm sürecinin ruhuna uygun, geçmiş iki sene nasıl bu olgunlukla geçirilmişse bundan sonra da o şekilde, o tarzda bir olgunlukla, yani çözüm sürecinin ruhuna uygun hareket edilmesi konusunda askeri arkadaşlarla yetkili arkadaşlarla görüşmek istiyoruz. Ama sizin söylediğim gibi Fontan'ın şu an uçma ilişkin olduğu için o dediğiniz şeylerle ilgili de şu an yoksa zaten konuyla ilgili düşünceleri bellidir. Köylü halkımızla da gerekli görüşlerimizi yapabiliriz. Biz zaten halkımızı da ziyaret edeceğiz. Yani bu çözüm sürecinin ruhuna siz kaptanınıza iletirsiniz bunları. Tabii ki, kesinlikle. Yani söyledim ki bu konuyla ilgili biraz daha bu konuyu, sabırlı, iktidarlı. Bu konuyla ilgili kesinlikle zaten bir Yankurma Başkanı'nın konuyla ilgili söylediği şeyler ifade edilir. Onun dışında benim size söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Yani biraz daha dikkatli, sabırlı davranılırsa iyi olur. Kesinlikle zaten. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Şimdi Sayın Özdağ, milletvekili Abdullah Zeydan barış sürecini korumak istermiş gibi bir konuşma yapıyor. Ama konuşma iyi okuduğunuz zaman bir takım satır arasında önemli cümleleri de var. Ne diyorsunuz siz? Tabii bir yandan askeri orada tehdit ediyor. Bir diğer yandan kendi örgütüne mesajlar veriyor. Yani yurt dışına mesaj veriyor kendi örgütüne, ama Abdullah Zeydan'ı tanıyoruz. Zeydan daha önce babası Doğru Yol Partisi'nden aday olduğu zaman kürsüye babasının takdimini yaparken Abdullah Öcalan'ı, Kandili, İmralı'yı basarız, Abdullah Öcalan'ı asarız diyen bir adam. Bugün de PKK sizi tüküyle boğar diyen bir şahıs. Yani bir noktada iki yüzlü birisi, bir noktada makyavelist bir adam, ama bugün buraya gelip hem bir yandan biz askerlerin yerini biliyoruz, bir yandan da gerillanın yerini biliyoruz ifadesiyle PKK'ya destek veriyor. Böyle bir kişi hakkında savcılar derhal gereğini yapmalı. Ama şunu söylüyor, yani bu işte Dağlıca bölgesindeki alanlara bir takım silahlı karşılıklı atışlar yapılıyor. Asker oralarda varlığını gösteriyor. Bunu yapmayın, yapmayın diye uyarıyor. Kendisini kullanıyor. Ya. Ne zaman kullanıyor bunu? Dağlıca baskın olmadan önce yapıyor bunu. Çözüm süreci seçimlerden sonra bu arada. Seçimlerden sonra çözüm süreci PKK tarafından askıya alındıktan sonra yalnız. Evet. PKK tarafından. Ya tam günün tarihi bilmiyorum ama yani seçimden sonra oldu anlaşılıyor evet. Konuşmanın. Çünkü kendisi milletvekili olarak gidiyor. Evet. Sayın milletvekilim evet, diye hitap ediyor. Evet. Sayın milletvekilim evet. Diyor. Evet. Zaten çözüm sürecini bunların bitirdikleri sürede yaklaşık seçimden 15-20 gün kadar sonra öyle tahmin ediyorum. Tam kesin olarak bilmiyorum. Aslında burada daha önce başladı yani. Daha önce Kandil'in tabii KCK'nın açıklamaları çok önce çözüm sürecinin bittiğini, ifadeleri, tabii bittiğini söylemişlerdi. Burada bu tür hareketlere müsaade etmemek gerekir. Devlet otoritesini göstermek icap ediyor. Hukuk gereğini yapmalıdır derhal. Yani milletvekilliği dokunulmazlığını sığınmaması gerekiyor. Hakkında mutlaka ki fezleke düzenlenecektir. Savcılar gereğini yapacaktır. Ve ardından da belki de Dağlıca ile ilgili de olarak da ifadesine de başvurulacak.